Böyle işaretleri takip ederek içerik tüketmek insanın yolculuğu için en güzeli oluyor bence. Ben üniversite 2'de falandım. Artist gidip üniversitenin kütüphanesinden böyle Budizm'le ilgili bir kitap almıştım. Şu kadarcık bir kitap bitiremedim kesinlikle. Bugün önerdiğim her kitapla ilgili de ufak bilgiler vereceğim. Selam, ben Mara. Kanalıma hoş geldin. Dönüşüm yolculuğumu seninle paylaşıyorum. Umarım harika bir hafta geçiriyorsundur. Bana sık sık sorulan sorular üzerine bir video serisi yapmaya karar verdim. Manevi konular diyebileceğimiz konularla, ezoterik, spiritüel konularla ya da meditasyonla ilgili kitap önerileri bana çok fazla soruluyor kendi çevrem tarafından. Meditasyonla alakalı olan kitaplarla başlıyoruz serimize. Bu önerilere başlamadan önce çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Hepimizin sistemi, yaşam tecrübesi çok eşsiz. Ve bir sonraki adımımız için, ruhumuzun bir sonraki gelişimi için içeriye almamız gereken bilgiler ya da maruz kalmamız gereken içerikler, insanlar, deneyimler çok farklı oluyor. Kitap okumak da bunlardan ayrı değil. Dolayısıyla kendi kişisel yolculuğunuzda karşınıza hangi kitaplar, hangi filmler çıkıyorsa ve içiniz onlara doğru çekiliyorsa, yani şu filmler iyiymiş, bu kitaplar iyiymiş deyip liste yapıp böyle yanına tik atmak için değil, iştahınızı kabarttığı için. Ya da her gittiğiniz yerde o kitap karşınıza çıkmaya başlar bir anda. 2-3 arkadaşınızdan durduk yere tavsiyesini duyarsınız. Böyle işaretleri takip ederek içerik tüketmek insanın yolculuğu için en güzeli oluyor bence. Ama tabii ki spesifik olarak bazı bilgilerin aranmasını da anlıyorum. Önce zihnin, zihin katmanının bazı yanıtları bulmaya ihtiyacı oluyor, deneyimlemeye geçebilmek için. Meditasyon konusu aslında buna en çok tabi olan konu diyebiliriz. Çünkü oturup da bir meditasyon pratiği yapmadığınız sürece genelde meditasyona dair kitaplarda nelerden bahsedildiğini çok anlamıyor oluyorsunuz. Hele ki Budist terminolojisi, Budist bakış açısı, felsefesi ile aşina olmadığımız için çok fazla biz Batı kültüründe büyüyen, analitik, bilimsel bakış açısına dair içerik tüketen insanlar olarak en azından şu ana dek bundan sonra değişeceğini umuyorum. Ben üniversite 2'de falandım. Yoga eğitmenlik eğitimine yeni başladığım zamanlar artist gidip üniversitenin kütüphanesinden böyle Budizm'le ilgili bir kitap almıştım. Yani hem İngilizce hem o zaman meditasyon pratiğim daha başlamış değil. Şu kadarcık bir kitap bitiremedim kesinlikle. Bugün önerdiğim her kitapla ilgili de ufak bilgiler vereceğim. Hazırsanız başlayalım. İlk kitabımız olmazsa olmaz Zen Zihni, Başlangıç Zihni. Zen Mind, Beginner's Mind. Yazarı Shunyuru Suzuki. Suzuki bir Zen Budizm ustası ve onun anlattıklarını derleyip kitap haline getirmişler. Ben İngilizcesinden okudum. Açıkçası bu konuda eğer okuyabiliyorsanız İngilizce okumanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bazı kavramların Türkçe'ye çevrilmesi bence kayıp yaşatıyor. Zaten dediğim gibi zihin yapımızın ve linguistiğimizin aşina olduğu bir konu değil. O yüzden başlarda okurken zorlanabilirsiniz. Bu çok normal. Zorlanmayabilirsiniz tabii ama zaten kısa bir kitap. Tavsiyem kendi meditasyon pratiğiniz olması ve pratiği yaptıkça bu kitabı dönüp dönüp birer kez daha okumanız olur aslında. Çünkü burada meditasyondan kastım bu arada basit farkındalık meditasyonu, mindfulness pratiği dediğim şey yani giriş öğretisi. Suzuki bu işin felsefesini çok güzel anlatıyor bence. Çok basit, çok yalın, böyle sade bir şekilde anlatıyor. Dediğim gibi bu Budizmin bakış açısı ve Buda'nın öğretisi olan şekliyle meditasyon ve burada teknik detaylar olmadığını belirteyim. Yani oturup şöyle bağdaş kurup meditasyon yapıyoruz gibi bir şey yok. Daha çok felsefesi anlatılıyor. Bence buna bir hayat yolculuğu olarak devam edenlerin bir noktada okuması gereken bir kitap. Ve geldik 2 numaraya. Zen ve okçuluk. Zen ve okçuluk bir akademisyenin, bir profesörün Japonya'ya gidip orada ne yapıyor bu insanlar ya, neymiş bu zen kafası diyerek onların yaptığı, gerçekleştirdiği eylemler üzerinden zeni anlamaya çalışması ile ilgili gerçek bir hikaye. Yine çok çok kısa, bakalım 93 sayfa. Okçuluk üzerinden o meditasyon halini deneyimlemeyi araştırıyor aslında ve bu sırada yaşadığı şeyleri anlatıyor. Açıkçası ben okuyalı 5 yıl falan oldu. Çok detaylı hatırlamıyorum. Sadece
Hikaye formunda olduğu için okunması, tüketilmesi daha kolay olduğu için ve hiçbir fikriniz yoksa güzel fikir verdiği için tavsiye ediyorum. 3 numara meditasyon ve zazen. Zazen ya da zazen. Zazen. Evet. Zazen Budistlerin yaptığı meditasyonun adı. Bu bağdaş kurup durduğumuz ve düşüncelerin geçişini izlediğimiz spesifik tekniği aslında Budizm'de zazen deniyor. Ve bu zazenin yapıldığı okullar, tapınaklar var. İlhan Güngören de kendi topraklarımızdan bir isim Türk ve zamanında bu zazeni çok çalışmış. Kitap direkt Türkçe olarak yazıldığı için bu kitabı tavsiye etmek istedim. Hem de içinde çok teknik detaylar var. Biraz aslında ders kitabı niteliğinde, yani oturuştan nefese, postüre, her bir detayı aslında ele almış. Daha felsefi olmaktan ziyade daha teknik bir tarafı var. Kolay da anlaşılabilir. Belki size biraz dili eski gelebilir. Önceden yazılmış bir kitap çünkü çok yakın tarihli değil. Ben bunu okuduğumda çok süper aydınlanmış mıydım? Hayır, ama çoktan meditasyon ve yoga pratiğime başlamıştım. Bir sürü teknik detayın kafamda oturmasına çok yardımcı olmuştu. Özellikle de pratiğinize kendiniz başlamak ve sürdürmek istiyorsanız güzel bir kaynak. Geldik 4 numaraya. Bu kitap elimde yok. Birinden ödünç alarak okumuştum. Pembe fili düşünme. Şu sıralar bildiğimiz adıyla modern bir yaklaşım olan mindfulness yaklaşımını anlatan bir kitap. Kitabın yazarı kendisi de bir psikolog olduğu için ve kendisinin içinden geçtiği anksiyete gibi, depresiflik gibi durumları dönüştürürken bu araç gereçleri edindiği için biraz daha bilimsel teknik diyebileceğimiz bir taraftan ama kendi hikayesini de paylaşarak, harmanlayarak sunduğu için bence mindfulness kavramını çok güzel açıklıyor. Yine bu yola yeni başlayanlardansanız okumanızın güzel olacağını düşündüğüm bir kitap ve yine ana dili Türkçe olduğu için rahatlıkla okuyabilirsiniz. Yine elimde olmayan bir kitap. Osho Meditasyon. Osho'nun Meditasyon isimli kitabının birkaç farklı versiyonu var. Osho kitapları zaten genelde Osho'nun konuşmalarının yazıya aktarılmış, yani Osho'nun yazdığı bir kitap değil. Bu kitabın içerisinde aslında Osho'nun yaklaşımını çok güzel bir şekilde anlıyorsunuz. Daha mağaraya kapandım, keşiş hayatı yaşıyorum diyen pratiklerin ve insanların da aslında gerçeklikten koptuğunu ama Batı materyalizmin de artık çok uca gittiğini, bu ikisini bir yerde birleştirmek gerektiğini iddia etmesiyle aslında ve buna uygun pratikler tasarlamasıyla Osho bu kadar geniş kitlelere seslenebildi bir noktada. Ve kendi geliştirdiği meditasyon teknikleri de dahil olmak üzere birçok tekniği paylaşıyor kitabın son kısmında. Ondan öncesinde ise meditasyon nedir'e dair kendi tefekkürünü aslında ve kendi yaklaşımını paylaştığı ilk kısmı var. Çok faydalı buluyorum bu kitabı. Bonuslarda da benim kendim bizzat okumadığım ama içeriklerine dair tavsiye edecek kadar fikir sahibi olduğum birkaç tane kitap var. Biraz da onlara bakalım. Öncelikle Şimdinin Gücü. Şimdinin Gücü Eckhart Tolle'nin kitabı. Eckhart Tolle'nin gerek videolarını gerek başka içeriklerini sık sık tükettiğimden ve tabii ki Eckhart Tolle'nin öğretisini almış kişilerden çok şey öğrendiğimden gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Eckhart Tolle kendi kendine aydınlanmış, bir anda böyle o anda kalmanın ne demek olduğunu anlamış birisi. Ondan önce sokaklarda yaşıyormuş falan. Sokakta kalıyor, yatıyor, arkadaşlarında kalıyor. Onun en çok okunan, en çok bilinen kitabı tam olarak bu şimdide kalmak, şimdide olmak ne demektir? Bunu bize aktarıyor. Şöyle bir göz gezdirmişliğim var. Bu konunun adı anıldığında olmazsa olmazlardan biri diyebiliriz. Zen Budizmi yine İlhan Güngören'in diğer bir kitabı. Bu kitap diğerine göre biraz daha felsefi tarafta kalıyor. Teknik detaylar yok meditasyon ve zazendeki gibi. Yani yine var tabii ama biraz daha Zen'in ne olduğunu anlattığı kitabı. Yine ana dil Türkçe yazılmış bir kitap olduğu için tavsiye etmek istiyorum. Daha ileri seviye kitaplara geçmeden önce. Bu videoluk önerilerim bu kadar. Sakın ola ki bu videodaki önerilerin meditasyon alanında önerilebilecek tüm ve yani kitaplar olduğunu zannetmeyin. Benim yolculuğumda önüme düşen ve okumayı seçtiğim kitaplardan şu anda daha başlarda olan birine neyle ışık tutardım sorusunu sorduğumda gelen cevaplar bunlar. Tabii ki bu alanda çok büyük klasikler var, çok kült kitaplar var. Benim okuduklarım, okumadıklarım, okumaya niyet ettiklerim, duyduklarım vesaire. Ve şunu da eklemem gerekir ki meditasyonda içeride olan hakikatin, kalbin araştırması da, sezgilerin araştırması da, günlük hayatta kullandığımız zihnin ötesindeki şeyin farkındalığı da bunlar deneyim isteyen ve
kendi özümüzü tanımayı gerektiren pratikler. Bu pratikler hakkında ne kadar yazarsak, ne kadar çizersek, ne kadar okursak da bir noktada pratiğin kendisini anlatamıyor oluyor ve burada şuna dikkat etmek çok önemli. Bilgi bağımlılığına düşmemek, daha fazla bakış açısı, daha fazla information yani bilgi parçacığıyla zihni kirletmemek ve bilgide boğulmamak, bilginin esiri olmamak çok önemli. O yüzden kitaplarımız, filmlerimiz, podcastlerimiz falan olsun ama bu işin aslı o tüm bilgilerden de sıyrılıp aslında kendi içinde olan bilgiyi açığa çıkartmak. Bunu hiçbir zaman unutmadan, bilgiye tutunmadan, bu kitapları her kim yazdıysa, her kim ne deneyimin içinden geçip öğreti yarattıysa, üstat olduysa hepimiz aynı özü taşıyoruz. O yüzden kendi yolumuz, kendi farkındalığımızdan çıkanlar biricik. O biricikliği bulma yoluna gitmeyi unutmadan bu bilgileri o yola eklememizi niyet ediyorum. Teşekkür ederim. Bu kitap önerilerini faydalı bulduysan lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Yorumlarda benimle bir sonraki videolar için isteklerini paylaşabilirsin. Hangi konularda kitap, film önerileri istediğini ekleyebilirsin. Kitaplardan okuduklarını olduysa da yorumlarını paylaş lütfen. Görüşmek üzere.